Tabii çökük meydana geldi. Onların görselleri de mevcut. O şekilde idare ettim bir sene boyunca. Çalıştım. Çok göze batmıyordu sonuç olarak. Ama yine şu tarafta bir sıkıntı, şu çöküklük vardı. Sezonu bitirdim. Eylül'de tekrar doktorla görüştüm. Dedim ki hani ben nefes alamıyorum ve hani görüntü açısından çok beni rahatsız ediyor. Bir şey istedim ama kabusa dönüştü. Evet, kabusa dönüştü. Yani ışığımı tamamıyla söndürdüler hayatla ilgili. Bir gelecek vaat ediyordu o meslek bana. Belki yurt dışına gitmek gibi, temsil etmek gibi Türkiye'yi ama çalışamadım. Hani düğün de yapamadım, eğlenemedim. Gelinlik giyemedim, makyaj yapamadım, saçımı yapamadım. Gibi. Neler talep ediyorsunuz tazminat? Evet. Yani çünkü ameliyat karşılıyor. Ameliyatımı ancak karşılayacak. Belki karşılamayacak üstünü ben tamamlayacağım. Siz bu süreçte yıprandınız psikoloji falan. Bize 50 bin lira gibi bir para teklif ettim. Ama sizin şu an bunu döndürmek için benim yapan doktorlar. Yani, evet, faturaları, evet evet görüştüğüm doktorlarla faturalarım, konuşmalarım, hatta bir doktor iki ameliyat geçinebileceğimi söyledi. Her ameliyat başına 50 bin euro gibi mesajlarım da hepsi mevcut zaten olsa da. Ben şanslısın diye alaycı bir şekilde kendini korumaya çekti. Ben dedim hani dava açacağım size, bilginiz olsun, istediğin kadar açabilirsin dedim. Böyle bir özgüvenle. Sonrasında geldiği son nokta bu. Her defasında daha kötü olan hayat. İlk ameliyatımı 2021'in Şubat ayında gerçekleştirdim. 6 ay sonrasında tıpta da geçer adıyla papağan buruna dönüştü. Sonrasında doktorla görüştüğümde hatasını kabul edip ikinci ameliyatı teklif etti. Onarmak için rinoplasti. Ben de tamam dedim. İkinci ameliyat olduğumda sol burnumun kanadında bir çökme meydana geldi. Tekrardan bir nekroz kaybı yaşadım. Bir sene boyunca, bir senede iki kere narkoz aldığım için bir sene boyunca tekrar ameliyat olamazdım. Ve bekledim. 2022'nin Eylül ayında son ameliyatımı gerçekleştirdim ve komple burun ucunda nekroz kaybı yaşadım. Bu nedenden dolayı düğünümü ertelemek zorunda kaldım. Tekrar ameliyat olup düğün yapmak istedim. Çalışamadım. Yani tamamıyla ışığımı söndürdüler ve aynı zamanda doktor dalga geçermişçesine sen de ne kadar şanslısın gibi bir cümle kullandı. Yani hayatım komple karardı ve bitmiş oldu. İstanbul'da tekrardan özel bir poliklinikte doktorla görüştüm. Zaten artık estetik olarak geçmiyor. Plastik cerrahi olarak işlem yapılması gerekiyor. Kendisiyle görüştüğümde çok büyük bir meblağ talep etti benden ve ben o meblağı şu an karşılayamıyorum. Yaklaşık 1 milyona yakın bir para talep etti. Hepsinin faturası zaten görüştüğüme dair mevcut dosyamızda. Şu anda onu karşılamayacağım. Karşılayamam yani. Zaten düğün konusu beni yıprattı. Ailem, akrabalarım, eşimin keza ailesi, akrabaları. Biz güzel bir şey beklerken hayatımız tamamıyla berbat hale geldi ki çalışamıyorum. Bu süreçte de doğal olarak ekonomik özgürlüğümü de elime alamıyorum. Dışarıya çıktığımda insanlar öcü gibi bakıyor bana maalesef. Keza aynı şekilde otelde çalışıyordum, çocuklarla ilgileniyordum, turizmciyim. Çocukların korkuları yüzünden çalışamıyorum. Herhangi bir yere gittiğinizde tamamıyla dış görünüşünüze bakarak sizi işe alıyorlar. Dediğim gibi yani hayatımda komple ışığım sönmüş durumda. Gülizar Hanım'ın hukuki sürecinin başından beri avukat olarak ben takip ediyorum. Burada bu işlemi yapan doktorun hem cezai hem hukuki sorumluluğu var. Cezai sorumluluk açısından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Süreç halen devam ediyor. Hukuki sorumluluk açısından tazminat davası açtık. Hem maddi tazminat talebimiz oldu hem manevi tazminat talebimiz oldu. Takdir edilir ki müvekkilin yüzünün tam ortasında bir organ 3 kez ameliyat geçirmiş ve 3 ameliyatta başarısızlıkla sonuçlanmış görsele bakıldığında. Burada bizim hukuki sürecimizin temelinde Yargıtay'ın iki kararı var. Birinci karar
estetik cerrahi müdahalede bulunan doktor sonucu garantilemek zorundadır. İkinci kararda ameliyatı yapan doktor ikinci ve üçüncü işlemden herhangi bir emek ücreti talep etmemiş müvekkilden. Yargıtay şunu söylüyor, ilk ameliyattan sonra doktor herhangi bir emek ücreti talep etmiyorsa aslında işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır diyor. Biz bu iki esas karara dayanarak hukuk davamızı açtık. Hukuki sürecin en başında işlemi yapan doktor şu an mevcut durumun düzeltilmesi için gereken paranın neredeyse yaklaşık onda birini teklif etti. Çok komik bir rakamdı teklif ettiği. Müvekkil tekrar kendisine bir cerrahi işlem yaptırmak istemiyor. Çünkü artık arada doktor ve hasta ilişkisinin temel kaynağı olan güven ilişkisi de zedelenmiş durumda.